Cevap arayan sorularda sorulmayanı soracağız, konuşulmayanı konuşacağız. Sana bir şeyler verildiği zaman senin onunla bir işin yok. Kapatsana. Sana alemde matematik anlatmaya nasıl karar verdiniz? Sosyal medyaya nasıl adım attınız? 2018 yılında ilk videoyu YouTube'a attım. Baktım izlenmeler çok iyi. Sonra hocam bu haftayı da attım, bu haftayı da attım, bu haftayı da attım. Öyle YouTube'a girmiş oldum. Tamam birden büyük olmalı. Ne? 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 Ben de bu kadar tabii ki büyüyeceğini hiç o hayal etmezdim. Şu anda 600 bine yakın takipçimiz var. Ortalama ayda 3 milyona yakın tıklanma alıyor. Tahtaya vura vura öğretiyor diyen de var. Döver gibi anlatıyor ama hocam öğretiyor diyen de var. Öğrencilerinize matematiği nasıl sevdirdiniz? Genelde öğrencilerimiz benim kanala bir ön yargıyla ne yaklaşıyorlar. Benim bir saat videomu içinden 5 saniye alıyorlar. O 5 saniye öğrencinin koptuğunu hissettiğim dakika paylaşıyorlar. Aa hoca çok sinirli x üzeri 4 gördüğün yere eksi 2 yazacaksın. Olay anlaşıldı mı? Bana x'i bulmayın. Ajans Urfa ekranlarından hepinize merhaba. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Cevap arayan sorularda sorulmayanı soracağız, konuşulmayanı konuşacağız. İlk yayınımızın konuğu sıra dışı anlatımıyla Z kuşağı arasında videoları dolaşan sadece Şanlıurfa'da değil tüm Türkiye'de ünlenen bir isim. Matematik öğretmeni Mustafa Güler. Cevap arayan sorular başlıyor. Sana bir şeyler verildiği zaman senin onunla bir işin yok. Kapatsana. Afat onu. sınıfında Mahmut Hoca'nın güzel bir repliğiyle başlamak istiyorum. Okul sadece dört yanın duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında bir dağ başı. Ve şimdilerde sanal dershane. Sanal alemde matematik anlatmaya nasıl karar verdiniz? Sosyal medyaya nasıl adım attınız? Ben 2008 yılında Urfa'da, dedim Urfalı öğrencilerimize dershaneye gidemeyen, çünkü o zamanlar fazla internet başta değildi zaten. Youtube olayı fazla yoktu. Ne yapabilirim? Öğrencilerime nasıl girebilirim derken yerel kanalları gezdim. İsterseniz her hafta sonu canlı yayın ders anlatayım diye. Bir yerel kanal dedik hocam hemen gel anlat. Cumartesi günleri saat 6 ile 7 arası 10 yıl boyunca ders anlattım. 2018 yılına kadar. Sonra e, kanalımız bazı şehirlerde de hani uydudan mı artık bir yerden rastlamışlar. Ya hocam siz şu yerel kanalda ders yapıyorsunuz ama lütfen onları YouTube'a da atar mısınız? Biz onları yani bir de bazı haftalar kaçırdıklarımız da oluyor. Öyle 2018 yılında ilk videoyu YouTube'a attım. Baktım izlenmeler çok iyi. Sonra hocam bu haftayı da atın, bu haftayı da atın, bu haftayı da atın. Öyle YouTube'a girmiş olduk. Ama televizyon 10 sene boyunca ders anlattıktan sonra o tecrübelerimi YouTube'a bu sefer aktardım. Ondan sonra 2018 yılında da ben tabii ki kanalımın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Çünkü genelde YouTube'daki öğretmenler Ankara, İstanbul menşeli. E Urfa'dan hocam boşuna uğraşma. <laughs> yani bir de e, Ankara'dan ta en doğu ilimize kadar YouTube'da hiçbir hoca yok. Yani tutmaz. Bendim, ben zaten yaptığım iştir. Zaten televizyonda ders anlatıyorum. Yani ha televizyonda anlatmışım, ha YouTube'da anlatmışım. Değişen bir şey yok. Öyle ben de bu kadar tabii ki büyüyeceğini hiçbir zaman hayal etmezdim. Şu anda 600 bine yakın takipçimiz var. Ortalama ayda 3 milyona yakın tıklanma alıyoruz. Türkiye'nin en çok izlenen eğitim kanallarından bir tanesi Urfa'mızda. Bu güzel bir duygu. Öğrencilere dokunabiliyoruz tabii ki. Eğitim dört duvardan ibaret değil. Öğrenci evinde çayını yudumlarken, öğrencilerin evinde İbran Tazises'in bir sözü var hemşerimizin. Urfa'da Oxford var da biz mi okumadık? Biz öğrencilerin evine Oxford hizmeti sunuyoruz. Oxford konforu sunuyoruz. Bu da güzel bir duygu. Bazen Urfa'da yolda yürürken, ah hocam siz Urfalı mıydınız? Evet Urfalıyım. Urfa'dayım. <laughs> Urfa'da e, tüm çekimlerimizi yapıyoruz. Bazen öğrenciler de şaşırıyorlar. Ama güzel bir duygu gerçekten. Çünkü tanımadığın öğrencilere tanımadığın, yani tanımıyorsun. Yaklaşık günde 150-200 bin tane öğrenci size dua ediyor. Hocam Allah razı olsun bu konuyu sizden anladım. İşte dersine gitmeme rağmen şu konuyu kaçırmıştım. Teşekkür ederim. Bu şekilde çok güzel yorumlar da alıyoruz. Geri dönüşler de alıyoruz. Güzel bir duygu. Tanımadığımız insanlara faydamızın dokunması gerçekten çok güzel bir duygu. Binlerce takipçiniz var. Videolarınızın altına çok güzel yorumlar da geliyor. Tahtaya vura vura öğretiyor diyen de var. Döver gibi anlatıyor ama hocam öğretiyor diyen de var. Başarınızın sırrı nedir? Öğrencilerinize matematiği nasıl sevdirdiniz? Yani şöyle bir şey. Şimdi e, bizim videolarımız zaten siz de görmüşsünüzdür. Bir buçuk saatlik, iki saatlik videolarımız var. Hatta bazı mesela türev videomuz beş buçuk saat. Yani çünkü ben Normalde 20 dakika, 20 dakika, 20 dakika yapıp 20 part da yapabilirim. Ama ben diyorum ki öğrencinin ulaşması daha kolay olsun. Tek part olsun. Öğrenci zaten kaldığı yeri dakikayı biliyor. Devamını getirsin. Yani bir konuyu bir videoda öğrensin. E şimdi ben mesela 30. dakikada biliyorum ki öğrenci dersten kopmuş. Tabii ki bunda tecrübe çok önemli. Çünkü ben sonuçta 25 yıllık öğretmenim. Öğrencinin nereden kopacağını, hangi dakikada kopacağını çok iyi biliyorum. Orada sesimi biraz yükseltiyorum. Mesela gelen yorumlarda siz de görmüşsünüzdür. Hocam tam dersten koparken sesinizi yükselttiniz hemen e, ayıldım. Çünkü öğrenci ev ortamında dersi dinliyor. Evde bir konfor alanı var. E, öğrenci e, uykuya da e, yani uyuyabilir de ders sırasında dalabilir de. Bir de önemli gördüğüm yerleri. Bir öğrencinin kopacağını hissettiğim yerlerde bir de çok önemli gördüğüm yerlerde. Öğrenci burada yüzde yüz hata yapacak biliyorum. Tahtaya gerekirse vuruyorum, gerekirse sesimi yükseltiyorum. Öğrenci böyle bir ilk yürüyor, izliyor. Ha tamam hocam ee, burası demek önemliymiş diyorlar. Genelde öğrencilerimiz benim kanala bir ön yargıyla yaklaşıyorlar. O da şundan dolayı benim bir saatlik videomun içinden 5 saniye alıyorlar. O 5 saniye öğrencinin koptuğunu hissettiğim dakika paylaşıyorlar. Aa hoca çok sinirli. Genelde bir ön yargıyla yaklaşıyorlar ama izledikten sonra kanalımızın bağımlısı oluyorlar. Yani hocam ön yargılarımı kırdın. Gerçekten siz bu işi hakkıyla veriyorsunuz. Demek ki her zaman bağırmıyor musunuz? Yani yeri geldiği zaman önemli yerlerde sesinizi yükseltiyorsunuz. Biz bunu anladık zaten. Genelde ön yargıyla gelirler. %80, %90 öğrenci kitlesi. Ama bir ile videomu tamam hocam siz bu işi biliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Kendinize has bir anlatım tarzınız var. Tabii. Türkiye'de e, çok güzel bir duygu aslında. Mesela kimseyi taklit etmemiş. Kendine has bir tarzı var. Bu has tarzı sergiliyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani bu da tabii ki bizi gururlandırıyor. Tabii ki bunda yine diyorum 10 yıllık televizyonda canlı yayın ders anlatmanın tecrübesine YouTube aktarmaktan geliyor. Yani o çok önemli. İzlenme rekorları kıran paylaşımlarınızdan biri de polinomları anlattığınız video. Öğrencilerinizden biri altına şöyle bir yorumda bulunmuş videonun. Hocam matematiğin güler yüzü diye geldim. Gerilim filmi izledim. Ama triyakilik yaptığınızı da belirtmiş. Yani sevdirmişsiniz matematiği. Yani hiç matematikten korkulur mu? Yani matematiğe genelde işte öğrencilerimiz bir ön yargıyla yaklaşıyorlar. Ama matematik olmadan da ne yazık ki hiçbir şey olmuyor. Ben bunu her zaman diyorum öğrencilere. Yani matematik yapmak zorundasınız. Yani zorunluluk var. Niçin zorunluluk var? Üniversite sınavına girirken matematik yapmadan güzel bir yer kazanamazsın. Üniversiteyi bitiriyorsunuz, önünüze KPSS denen bir olay çıkıyor. Matematik yapmazsanız yine kazanamıyorsunuz. Hocam ben üniversite akademik başarı yapmak istiyorum, işte öğretim üyesi olmak istiyorum diyorsanız, ALS'e girip yine matematik yapmak zorundasın. Hocam ben bunların hiçbirisini yapmak istemiyorum. Askere direkt gideceğim. Askere de önüne 30 tane matematik, 30 tane Türkçe sorusu indiriyorlar. Yani matematik hayatımızın her alanda var. Yarın öbür gün evlendiniz, çocuklarınız oldu. Diyecek anne bu soruya bak, baba bu soruya bak. E mecburen yine matematik yapmak zorunluluğu var. Yani yapmak zorundasınız. Yani matematik ön yargılar kesinlikle ve kesinlikle kırılacak. Bir de öğrencilerimiz matematikten biraz uğraşacak ya. Yani, yani Uzaktan bakıyor, hocam zor. Ya da bir iki tane soru çözmeye çalışıyor. Ya hocam yapamıyorum. Ya biraz üstüne üstüne gidin ya. Yani üstüne gidildikten sonra ben buna yani inanıyorum. Yapılamayacak hiçbir şey yoktur. Yani hayatınızda bir düşünün ya. Şimdiye kadar bir şeyi çok isteyip de çok isteyip de yapmadığınız bir şey var mı? Valla ben hayatıma bakıyorum. Neyi istediysem eğer çok istemişsem onu yapmışım. Bu tamamen isteme. Yani bir de biraz zaman ayıracaksınız. Sabredeceksiniz. Ee, hemen kolaydan hocam hemen bir iki saat matematik çalışayım yapayım diye bir dünya yok. Matematik bir bütündür. Yani ön yargılar olan öğrencilerimiz kesinlikle ve kesinlikle matematiğe yaklaşmayacaklar. Seveceksiniz. Beni kızdırmayın. <laughs> aşu var ya aşu. Aşu 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 aşu. Birden büyük olmak. Hocam A birden büyük değilse birden büyük yok. Başka bir şey istemiyorum. Birden büyük yapacaksın. Tamam birden büyük olmalı. Değil. Yapacaksın. Yapacaksın. Başka yolu yok. Yapmak zorundasın. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotenjant. Evet. Ee, bu şekilde gidiyor. Hocam x küp eşittir bir çıktı. Bitti. x küp gördüğün yere bir yazacaksın. Bitti bu kadar. Bir de öğrenciler diyebilir hocam matematiği biz güncel hayatta nerede kullanıyoruz? Ya matematik bir defa muhakeme gücünü geliştiriyor. Mesela gerçek hayatta da bir olayla karşılaştığınız zaman öğrenci düşünüyor. Acaba ben bu problemin üstesinden nasıl gelirim? Yani matematik biraz zihin jimnastiği de sana yaptırıyor. Yani mesela biz gerçek hayatta bir problemle karşılaştığımız zaman onun çözüm yollarını kendi aklımızda düşünürken acaba ben buna şöyle bir tepki versem, şöyle bir tepkiden karşılaşırım? Yok, bunu yapmayayım. Özür dilesem? Hayır. Yani insan zihni de böyle. E, i̇nsan zihninin gerçek problemlerle karşılaştığı zaman üstesinden gelmesi için problemleri çözüm noktalarından 5-6 tanesini düşünüyor. Hemen birisine karar verip onu uygulamaya geçiriyor. E, bundan matematik altyapısı tabii ki önemli. Ondan dolayı hukuk fakültesine girişte, mesela hukuk fakültesi ki çok önemli, hakimlik savcılık sınavlarında hepsine eş dağla, yani Türkçe matematik bölümüne aldılar. Yani ilginçtir ben bunu ilk defa yani bu sene öğrendim. Hakimlik savcılık sınavında matematik sorusu soruluyormuş. Ha önemli mi? Önemli. Yani sorulması gerekiyor mu? Gerekiyor. Yani matematikten kaçış yok. Videolarınızı izleyip üniversite kazanan öğrencilerden geri dönüşler alıyor musunuz? Ne tür geri dönüşler alıyorsunuz? Yani çok olumlu dönüşler alıyorum. E, genelde e, videoların altına ya da benim Instagram adresimde işte herhangi bir videonun altına "Hocam Allah bin kere razı olsun. Sizin sayenizde işte şurayı kazandım, burayı kazandım." Hocam mesela velilerimiz de bazen yazıyorlar. "Hocam kızım sürekli siz diyor. Oğlum sürekli siz diyor. Ben de araştırırken Instagram adresinizi buldum. Allah bin kere razı olsun." Çocuğumuz işte özel dersten daha fazla verim alıyor. İşte şuradan daha fazla verim alıyor. Bu güzel bir duygu. Ya da kazandıkları zaman öğrencilerimiz video çekip bana Instagram'dan videoları atıyorlar. Hocam işte mesela üniversite kapısının önünde hocam sizin sayenizde şuranın şu bölümünü kazandım diye. Ne kadar güzel bir duygu. Urfa'da Oxford yok ama Oxford konforunda matematik dersi veriyorum diyorsunuz. Ama şov yapıyor diye de eleştiri aldığınız oluyordur eminim. Bunlara yanıtınız var mı? Bir de Urfalı'nın terazisi Urfalı'yı hafif mi tartıyor? Yani belki de benim Twitter'daki şeyimi görmüşsünüzdür. Şimdiye kadar bir tane olumsuz yorum geldi. Bir tane. İşte eğitimi de şova döktüler diye. Dedim profiline bir gireyim hele. Bu kimdir dedim. Bir baktım Şanlıurfa yazıyor. <laughs> Çok üzüldüm. Yani üzüldüm. Çünkü gerçekten üzüldüm. Türkiye'nin her tarafından takdir görmek. Azerbaycan'da mesela öğrencilerin çoğu bizim kanalı izliyorlar. Şive'den dolayı herhalde. Yani eğitim ben şova dökmüyorum. Sadece... Bir saatlik videonun beş saniyesini alıp paylaşıyorlar. Yani o şov değil. O öğrenciyi canlı tutma, o öğrenciyi derse çekme. Bunlar hepsi önemli şeyler. Yoksa tahtanın karşısında mıymıntı hani eskiden bize öyle, öyle derdik. Öyle anlat, anlat, düz anlat. E, öğrenci onu dersen bir şey anlamaz ki. Öğrenciyi canlı tutacaksın. Sonuçta ben orada bir sahne performansı sergiliyorum. Yani eğer benim sahnem iki saatse, ben iki saat boyunca öğrenciyi canlı tutmak zorundayım. Zorundayım. Yani öğrenci kopacağı zamanı biliyorum. Onun da şov değil. Ama işte eğitimi de şova döktüler diye bu şekilde paylaşımlar geliyor. İnsan üzülüyor. E, hiçbir cevap vermiyorum. Çünkü keşke eğitimci olsa beni eleştiren. Eğitimci de değil. E, onlara cevap vermek e, beni hafifletir diye hiç cevap bile vermiyorum. Sadece beğeniyorum, alkış, yorum atıyorum, bitiriyorum. X üzeri 4 neye eşittir? Eksi 2'ye. Bitti. X üzeri 4 gördüğün yere eksi 2 yazacaksın. Olay anlaşıldı mı? Bana X'i bulmayın. Öğretmenlerden bir tanesi hocam bizim Azerbaycan'da bir öğretmen grubumuz var. Lütfen gruba gelip bir selam verir misiniz? Ya öğretmen neredesiniz diyorlar. Çünkü derse girmeden önce hani hocamız bu konuyu nasıl anlatmış? Onu da ben bir formasyon olarak bir izleyim deyip sizi izleyen çok öğretmen var diye öyle ben bir gruba dalmışlar da yani o grupta da arada bir mesajlaşıyoruz mesela bana bana Azerbaycan'da birkaç tane kurum hocam gelip 3-4 günlük burada ders anlatır mısınız çünkü onların da Türkiye'de göz sınavlarına giriyorlarmış onlar hemen hemen aynı hocam gelip bir saat bile ders anlatmanız öğrencileri çok motive eder diye yani bu da güzel bir duygu sınırlarımız artık Türkiye'nin dışına çıkmış. Yani güzel bir duygu. Gerçekten güzel bir duygu. Bir de yani tam YouTube'da yayın yapıyorum ama sonuçta bir eğlence kanalı değil. Sonuçta bir sokak sokak röportajı yapmıyorum. Kendi mesleğimi yapıyorum. İnsanlara faydalı bir hizmet sunuyorum. Çünkü öğrencinin hayatını değiştiren bir nokta. Çünkü üniversite sınavına girmek. Üniversite sınavında öğretmenliği kazanırsa hayatı boyunca çevresi öğretmenlerden oluşacak. Eğer hukuk kazanırsa çevresi hakim savcı olacak, belki de ileride kaymakam vali olacak. Doktorluğu kazanırsa çevresi doktor olacak. Yani bundan sonraki hayatındaki en büyük dönüm noktalarından bir tanesinde siz onu etkiliyorsunuz. Ne kadar güzel bir duygu. Yani bu çok güzel bir şey. Oxford konforunu Türkiye genelinde yayma gibi bir düşünceniz var zannedersem önümüzde 15 tatil var yarı yıl tatilinde hangi şehirlerde ne kadar öğrencinin matematik korkusunu yenmesine vesile olacaksınız? Yani Türkiye genelinde kamp kimse yapmıyor. Bir tek Türkiye'de bunu yapan benim. Bu da güzel bir duygu. Genelde dershaneler aktivite yapar. Ben herhangi bir şehrin herhangi bir salonunu kiralıyorum. Öğrencileri YouTube üzerinden buluyorum. Gidiyorum ortalama her şehirde 35-40 öğrenciye ders anlatıyoruz. Programımız dolu dolu oluyor. Büyük şehirlerde genelde yapıyorum. Sebebine gelince mesela benim Ankara kampına bir tek Ankaralılar katılmıyor. Adıyaman'dan, Van'dan, Muş'tan, Bingöl'den öğrenciler uçağa biniyorlar, geliyorlar dersini görüp gidiyorlar. E şimdi ben burada mesela en basit Adıyaman'da kamp yapıyorum desem Vanlı öğrenci Adıyaman'a nasıl gelecek? Tek uçakla. Ama Ankara merkez olduğu için ben özellikle merkezi bölgeleri seçmemdeki etkenlerden bir tanesi bu. Çünkü herkesin Ankara'da mutlaka bir akrabası var. Ankara'da değilse de İstanbul'da mutlaka bir tanıdığı var. Ya ablası var, ya dayısı var, ya halası var. Üç günlük geliyor. Hem bir ortam değişikliği hem bir e, nasıl diyeyim coğrafya değişikliği öğrenciye de güzel geliyor. E, özellikle büyük şehirlerde yapmamın da en büyük sebebi bir tanesi bu. Öğrencilerle hani yüz yüze çünkü hep YouTube'da, YouTube'da öğrenci hep bizi sanal görmüş. Hocam diyor bir de canlısı görmek istiyoruz. Yani ders anlatış, anlatış, anlatışınızı. Bu da güzel bir duygu. İşte bu e, yarı yılda Isparta'da. Bu sene Isparta'yı da seçtik. Isparta'da. Çünkü Antalya'dan öğrenciler de Isparta'ya, buradaki öğrenciler de Isparta'ya gelebiliyorlar. Ankara, İstanbul kamplarımız devam edecek. Biraz da hayallerinizden bahsedebilir misiniz? Çok büyük bir kalabalığa Matematik dersi vermek istiyor musunuz? Valla ben dediğim gibi sahneyi seviyorum. Genelde yani YouTube'da tahtada ders anlatan öğretmen sayısı çok azdır. Çünkü tahtada ders anlatmak zordur. Genelde yani ya kağıt üzerinde anlatırlar ya da bilgisayar ortamında anlatırlar. Ben sahneyi seviyorum. Tabii ki herkesin bir hayali, bir hedefi var. Ben de hayallerimden bir tanesi Harbiye'de. Açık havada. Sınava bir ay kala bir ayete son tekrar dersi neden olmasın? 4000 kişiye hem oranın e, ortamını öğrencilerimiz ders anlamında bir teneffüs etsinler. Yani hep orada e, ünlü insanların şarkılarını, türkülerini dinlemektense İbrahim Tazses hemşerimiz belki Harbiye'de çok konserler vermiştir. Ama eğitimci olarak sadece ben. Çünkü başka kimse eğitimci olarak oraya çıkmamış. Girişiniz var mı? Ya, bu yani 2021 yılında bir defa girişimde bulundum. Her de pandemiden dolayı olumsuz yazısı geldi. İnşallah bu sene, eğer bu sene de olmasa önümüzdeki sene bu hayali gerçekleştireceğim. Dediğim gibi hayal edin. Hayaller mutlaka gerçekleşir. Allah insanın e, gerçekleştiremeyeceği hayaller vermezmiş. Ben hep bu şekilde düşünüyorum. Siz de matematiği çok isteyeceksiniz o da gerçekleşecek. Ben de harbiyi çok istiyorum ve onu gerçekleştireceğim. Son olarak eklemek istediğiniz, öğrencilere motivasyon olsun diye söylemek istedikleriniz var mı? Yani şöyle bir şey, ben yolda da yürürken, hani otobüse de bazen biniyoruz, öğrenci arkadaşları görüyorum. Diyorum ki hedefin ne? Hocam hedefim işte şurası ama kazanamam. Ya diyorum ki niye kazanamazsın? Yani niçin kazanamazsın ya? Yani ben sonuçta Urfa'da yani ta Ankara'dan en doğunun en ucra köyüne ya da iline kadar YouTube'da eğer var olduysan, 600 bin takipçiye ulaştıysam normalde imkansız bir şey. yani normalde kağıt üzerinde baktığınız zaman Urfalı bir hoca çıkacak, YouTube'da 600 bin takipçi yapacak. Yani çok düşük bir ihtimal. Yani belki bahis oynatsalar derler ki ya yok ya yani bire bin veriyoruz. Yani öyle bir şey yok yani. Ya ben bunu başardıysam Urfa'da mesela diyelim ki hangi bölümü istiyorsun? Hukuk. Hukuk fakültesini kazanan kaç kişi var? Ortalama hocam yılda 250-300 kişi var. E tamam bak 253 kişi var. Sen, sen niye olmuyorsun? Yani olursun ben bunu yaptıysam ben imkansızlığa rağmen yani çok zor hocam denen şeyi başardıysam sizin imkanlarınız benden daha iyi. Önünüzde 250-300 kişi kazanan bir kitle var. Onu kazandıysa sen de kazanırsın. Yani rahat olun. Yaparsınız. Yaparsınız, yaparsınız. İmkansız diye bir şey yoktur. Her zaman ben bunu öğrenciye aşılıyorum. Hayallerinizin peşinden gidin. İnşallah öğrenci arkadaşlarımız hedefleri neyse, hayalleri neyse onları gerçekleştirme adına tabii ki çalışmalarınızı yapacaksınız. Ama hiçbir zaman hocam ben bunu yapamam. Bu bana çok büyük gelir. Kesinlikle hayır. Ben yaptıysam sen de yaparsın. Peki Urfa özelinde kalabalığa ders verme gibi bir projeniz var mı? Yani Urfa özelinde dedim bir ara tatilde hani olur ya bir kısm, hani kısmetse diyelim. Mesela Urfa'da bir rejik listemiz var. Orada tabii ki bir 50 kişiye çünkü zaten 50 kişilik yerleri varmış. Yani neden olmasın? Rejik Lisesi'nde bir 50 tane öğrenciye ders anlatmak tabii ki isterim. Evet arkadaşlar. Hayat senin hayatın. İster çalış, ister çalışma. Evet arkadaşlar. Herkes kendi hayatının başrol oyuncusudur. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra hayatınızdaki o başrol oyuncusunun güzel bir filmde oynamasını mı istersiniz? Yoksa silik karakterde bir filmde oynamasını mı istersiniz?